Anneciğim bugün okulda ne oldu biliyor musun? Çok komik bir şey oldu anneciğim anneciğim. Hayır Rüzgar oğlum görmüyor musun? Telefonla uğraşıyorum, git ya sonra konuşuruz. İyi de anneciğim bunu sana anlatmam lazım. Okulda süper bir şey oldu ya, süper oldu. Hiç mi merak etmiyorsun? Vallahi oğlum hiç merak etmiyorum ya, git babana anlat. İyi de anneciğim babam benimle hiç ilgilenmiyor ki ya. Sen 2 dakikanı ayırsan ölür müsün ne olur yani. Ya Rüzgar git ya, zaten sinirim çok bozuk. Instagram'da fotoğrafımı sadece 200 kişi beğenmiş. Of peki madem ya, gidip babama anlatayım. Ne yapayım yani babacığım babacığım. Rüzgar sus lan, televizyon izliyorum, görmüyor musun? Arkadaşlar sizce hangisi daha iyi bir baba? Arda'nın babası fakir mi yoksa Rüzgar'ın babası zengin mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ya babacım dur, izlersin sonra bir şey anlatacağım. Bugün okulda ne oldu biliyor musun? Bana ne ya, ne olduysa oldu, bana ne, televizyon izliyorum, defol git ya. Ya babacım anneciğim niye böyle yapıyorsunuz ya, bir şey anlatacağım alt üstü. Allah Allah ya, bir dinleyin beni. Hay Allah'ım ya, televizyonu duyamıyorum, bir sus ya, car car bağırıp duruyorsun. Para mı istiyorsun, vereyim para, defol git. Hayır babacım para falan istemiyorum, sadece beni dinlemeni istiyorum. İşim var şimdi, defol git buradan. Hep işin var babacım, zaten hep işin var. Bir kere de bana vakit ayırmıyorsun ya. Lan çocuk basket valla, bak canımı sıkma ya, bir televizyon izletmedin ya, defol git valla döverim seni. Git annen ilgilensin senle. Of ya of ya, kimse beni sevmiyor, annem babam beni sevmiyor. Bakın artık ya, bende hiç ilgilenmiyorlar, konuşmuyorlar bile. Lan kapasana çeneni, duyamıyorum televizyonun sesini, valla kafamda kıracağım şimdi kumandayı. Hala televizyon diyor, of ya of ya. Ay Rüzgar sus be, dikkatimi dağıtıyorsun. Senin yüzünden güzel fotoğraf çekemedim, şimdi yine beğenmeyecekler fotoğraflarımı. Peki yine de Arda'yı çağır, yemek hazır. Arda oğlum yemek hazır, hadi soğutma, gel hemen, hadi oğlum gelsene. Ne sonunda yemek mi yiyeceğiz, yaşasın be yaşasın. Anneciğim babacığım geliyorum, ben siz yemeyin sakın. Oley be, pizza ve hamburger yiyeceğiz, yaşasın. Anneciğim babacığım ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, çok acıktım. Bugün yemekte ne var, hamburger mi, patates mi yoksa pizza mı? Gerçi hepsi olur, hepsine bayılıyorum. Üzgünüm oğlum, bugün kuru ekmek yiyeceğiz, sadece ekmek var. Ay evet oğlum, bugün ekmek yiyeceğiz. Kaç gündür yemek yemiyoruz zaten, bunu da çok zor aldık. Ne kuru ekmek mi, ben pizza hamburger diyorum, siz bana kuru ekmek diyorsunuz ya. Ne kuru ekmeği, pizza istiyorum, hamburger istiyorum ben. Arda oğlum ne yapalım, paramız buraya etti, buraya etti. Yani oğlum beğenmediysen bamya da yapabilirim sana. Ne bamyası ne ekmeği ya, istemiyorum diyorum, pizza hamburger istiyorum ya. Ben nasıl ailesiniz siz? Ne biçim konuşuyorsun be sen bizde, ne biçim? Ay evet terbiyesiz, ben o kadar uğraşıp yemek yapıyorum, beyefendi beğenmiyor. Bamyanın ekmeğin neyini beğeneceğim anne, siz beni hiç sevmiyorsunuz ya, gerçekten beni hiç sevmiyorsunuz. Siz beni hiç sevmiyorsunuz, keşke fakir amca benim babam olsaydı. En azından beni severdi, Arda'yı ne kadar çok seviyor ya. Ne diyorsun lan sen Rüzgar, ne? O Allah'ın fakirinin benden daha iyi bir baba olduğunu mu iddia ettin sen? Evet Emre zaten çok daha iyi bir baba. Ulan nankör, ne istersen alıyorum, ne kadar para istersen veriyorum, onu fakir yapabilir mi? Sana yemek bile alamaz, karnını aç gezersin, ölürsün açlıktan. En azından sever beni, senin gibi yapmaz, ilgilenir benimle. Yürü lan gidiyoruz, fakire vereceğim seni artık. Arda senden çok daha iyi bir çocuktur, Arda benim çocuğum olacak, sense fakirin çocuğu olacaksın. Dünya kaç bucakmış gör bakalım Rüzgar Efendi. Olur valla çok da güzel olur, hadi gidelim, gel ben de götür beni. Bak bak bu arabaya iyi bak, bir daha hayatım boyunca arabaya binemeyeceksin. Olur bilmem, en azından sevileceğim ya, ilgi gösterilecek bana. Hadi oradan, sevilecekmiş, Allah'ın fakiri olacaksın, dilenci olacaksın. En azından iyi bir babam olacak. Sen benim değerimi anlayacaksın ama her şey için çok geç olacak Rüzgar, çok geç olacak. Siz var ya bence beni hiç sevmiyorsunuz ya, siz beni hiç sevmiyorsunuz. Oğlum ne alakası var, seviyoruz tabii ki. Nasıl seviyorsunuz ya, bana 5 lira veriyorsunuz, bir ay idare et diyorsunuz. Sürekli sevmediğim yemekler yediriyorsunuz, bazen hiç yedirmiyorsunuz. Keşke ailem zengin olsaydı, şunlara bak ya, Allah'ın fakirleri, sizin yüzünüzden ben de fakirim. Hadi lan oradan, terbiyesiz, ne biçim konuşuyor? Doğruları söylüyorum diye terbiyesiz mi oldum ya? Keşke zengin amca benim babam olsaydı. En azından istediğimi alır, istediğimi yedirirdi bana. Defol git lan bu evden, yoksa dayağı yiyeceksin. Keşke benim oğlum sen olacağına Rüzgar olsaydı. Rüzgar en azından nankör değildir. Aynen aynen, Rüzgar da senin oğlun olmak ister zaten. Çocuk zengin bir kere, istediğini yapabiliyor, seni ne yapsan? En azından değerimi bilir. Lan Allah'ın fakirleri, şu kapıyı açsanıza artık, çıldıracağım, açın şu kapıyı. Açsanıza lan, sabahtan beri zili çalıyorum, açın şunu artık. Ne meraklı misin ya, sen de beni yollamaya hemen. Kurtarın beni şu çocuktan ya, açın şu kapıyı. Ne var zengin ya, ne var, ne çalıp duruyorsun?
açıyorsun? Elinin körü var, niye açmıyorsun lan kapıyı? Açacaksın lan, ben çaldığımda açacaksın. Al al ya, açtık işte, ne var, ne istiyorsun? Bu benim ukala velet senin daha iyi bir baba olduğunu söylüyor. Öyleyim zaten, öyleyim. Yok be zengin amca, bakma sen babama, sen bin kat daha iyi babasın der. Bu nankör de senin daha iyi baba olduğunu söylüyor. Öyleyim çünkü. Hayır fakir amca, sen bin kat daha iyisindir ya. Keşke benim babam olsan. Zengin amca, keşke sen de benim babam olsan. Fakir bak, duyuyorsun değil mi? Ben bu rüzgarı istemiyorum, Arda'yı istiyorum. Sen al bu rüzgarı, Arda benim oğlum olsun. Olur valla, süper olur hem de. Al bu Arda'yı, git. Tamam o zaman, al bu rüzgarı, senin oğlun artık. Arda da benim oğlum. Yaşasın be, sonunda beni seven bir aile bulacak ya. Oh be, sonunda hamburger pizza. Arda hadi oğlum, gel gidelim. Rüzgar oğlum, sen de buraya gel. Arda oğlum, sen de bu rüzgar gibi nankör değilsin değil mi? Yok babacım, asla nankör falan değilim ben. Çok uslu, çok iyi bir çocuk olacağım, hiç merak etme. Peki madem, seninle iyi anlaşacağız gibi duruyor. Hadi yürü, evimize gidelim artık. Evet babacım, hadi gidelim. Otobüs birazdan gelir zaten, kaçırmayalım. Lan mal, ne otobüsü, arabayla geldim. Sen artık zenginsin, araban var oğlum senin. Sakın bir daha duymayayım otobüsün oğusunu bile. Doğru babacım ya, artık zenginiz, yaşasın ya, hadi binip arabaya gidelim. Rüzgar oğlum, Arda hiçbir şeyi beğenmiyor. Sen de öyle yapmazsın değil mi oğlum, değil mi? Tabii ki de yapmam babacım ya, niye yapayım ki? Ben senin çok iyi bir baba olduğunu biliyorum zaten. Evet ya, Arda değerimi bilemedi, değerimi bilemedi. Merak etme babacım, ben senin değerini bileceğim, hiç merak etme. Sen de beni seveceksin, ilgileneceksin değil mi bende? Tabii ki oğlum, hep senin gibi bir çocuğum olsun istemişimdir. Süper, o zaman anlaştık canım babam benim. Babacım ne kadar güzel bir arabaymış ya bu, ne kadar hızlı, süper ya bu. Tabii lan, ne sandın sen, artık çok zenginsin, senin de böyle arabaların olacak. Gerçekten mi yaşasın, arabanın arkasına canım babam yazdıracağım ya. İstediğini yap oğlum, sen artık zenginsin. Bak oğlum, burası da yeni evin, bak bakalım evini beğenecek misin? Babacım ne kadar güzelmiş bu ev ya, aşık oldum resmen. Şey bir de babacım, benim telefona ihtiyacım var da bana telefon alabilir misin? Yani şey, ben aslında kapaklı telefon kullanıyorum da arkadaşlarım çok dalga geçiyor benimle. Sen zaten benim oğlumsun, öyle telefonlar kullanamazsın. Neymiş kapaklıymış, dandik dandik şeyler. Al bu telefonu oğlum, en son çıkan iPhone, iPhone 14 Pro Max. Vay babacım, süpermiş gerçekten, çok teşekkür ederim. Öyle dandik şeyler kullanarak rezil etme beni. Ben televizyon izleyeceğim. Sakın rahatsız etme beni. Allah Allah ya, yanlış bir şey mi dedim acaba? Niye kızdı ki babam? Oh be, sonunda rahat rahat televizyon izleyeceğim. Babacım ne oldu ya? Bir şeye mi kızdın? Özür dilerim, seni kızdırmak istememiştim. Konuşmana kızdım. Kapa çeneni, sus, televizyon izliyorum. Ya babacım niye kızıyorsun? Yanlış bir şey yapmadım. Hadi gel oyun oynayalım. Kovalamaca, saklambaç falan oynasak ya. Lan sussana velet, televizyonun sesini duyamıyorum. Sus lan. Allah Allah babacım, çok özür dilerim, yanlış bir şey yaptıysam. Öf, bağırıp durma, ben vlog çekmeye çalışıyorum şurada. Anneciğim özür dilerim, isteyerek olmadı. Ödevlerimi yapmamda yardım edebilir misin? Öf, ne ödev be, kapa çeneni ya, vlog çekiyorum diyorum, anlamıyor musun? Nasıl yani ya, nasıl yani? Ulan bu da aynı rüzgar gibi çıktı ya, bir susmadı. Babacım hadi gel baba oğul, bir şeyler yapalım, sinemaya gidelim. Niye sinemaya gideyim ki, mal mıyım? Televizyondan izliyorum işte, al arabayı git nereye istiyorsan. İyi de babacım, benim ehliyetim yok ki, araba kullanmayı da bilmiyorum ya, kaza yaparsan. Yaparsan yaparsın, ne yaparız yani, yeni araba alırız, ne yapalım? Ya bana bir şey olursa? Başka çocuk yaparız, ne yapalım, belki de yapmayız ya, televizyon izleyemiyoruz ya burada. Babacım ya, benim çok karnım acıktı, ne yapsak, sushi mi söylesek, kebap mı söylesek ya eve? Ya da dur ıstakoz ya da ahtapot söyleyelim. Oğlum bugün yemek yemeyeceğiz. Hiç paramız kalmadı. O yüzden bugün yemek yemeyeceğiz. Nasıl yani ya? Aç mı kalacağız? Evet oğlum, bir günlük idare edeceğiz. Öyle saçma şey mi olur babacığım? Yemek yemeden nasıl hayatımıza devam edeceğiz? Neyse tamam, bir gün dayanırım herhalde ya. Sonuçta sen beni seviyorsun. Oğlum belki yarın da yiyemeyiz. Duruma göre, belki bayat bir ekmek vardı. Dur bulayım onu. Ne? Bayat ekmek mi yiyeceğim babacığım? Evet oğlum, karnın aç değil miydi? Ya babacığım açtı da yani, bayat ekmeği duyunca doydum ya, boş ver. Tamam oğlum, yarın yersin o zaman bayat ekmeği. Allah Allah ya, neyse bir yoluna bakacağız artık. Şey bir de babacım, akşam arkadaşlarla buluşacağız da bana arabadan anahtarını verebilir misin? Ne arabası oğlum, bizim arabamız yok ki. İstiyorsan bisikletle git, bisikletle git. Ne bisikleti babacım ya, ne diyorsun, ne saçmalıyorsun? Ben ne yaptım ya, mis gibi evim vardı, niye buraya geldim ki? Ya şey bir de burası biraz soğuk mu ya baba, kaloriferi mi açsan acaba? Olmaz oğlum, sonra fatura çok geliyor. Ne yapayım yani, donarak öleyim mi babacım?
bir şey olmaz oğlum. Biz kaç yıldır öyle yaşıyoruz. Siz nasıl bir ailesiniz ya? Ben evime dönüyorum ya. Allah Allah. Allah Allah. Niye gitti ki bu çocuk şimdi? Allah Allah ya. Bu nasıl aile ya? Ben babamları seviyordum. Niye geldim ki? Evime döneceğim ben ya. Ne bunlar böyle? Ulan Rüzgar daha iyiydi ya. Ne kafa ütüledi ya arkadaş. En azından Rüzgar ağlıyor susuyordu. Şuna bak ya. Ay harbiden ya. Videomun da fotoğrafımın da içine etti zaten. Oğlum Arda bu nasıl aile lan? Yemek yemiyorlar. Ev çok soğuk. Ne lan bu böyle? Oğlum asıl senin ailen ne lan böyle? Adamlarla konuşamıyorsun bile. Hiç ilgilenmiyorlar. Sürekli kızıyorlar. Oğlum nasıl aile bu? Vallahi Arda benim ailem süpermiş ya. Siz hastalıklı insanlarsınız galiba. Ben evime dönüyorum. Hadi lan oradan. Asıl senin ailen hastalıklı. Ben de evime dönüyorum. Yani oraya evde bir şahit ister ama sen bilirsin yani. Ben gittiğimde gelemezsin zaten. Yok yani sizde yaşayacağım ama zaten sokakta yaşarım. Hadi görüşürüz. Babacım çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Sizin değerinizi anlayamamışım. Tabii ki oğlum. Tabii ki. Sen benim biricik canım oğlumsun. Bak babacığım en aylardan iPhone 14 Pro Max aldım. Gel bunu satıp yemek alalım. Aslan oğlum benim ya. Harika fikir. Harika. Bize birkaç yıl yeter herhalde. Anneciğim babacığım siz süpermişsiniz vallahi ya. Ben odama çıkıyorum tamam. Sizle konuşmama gerek yok. Hadi görüşürüz. Ay sonunda bir şey istemiyor ya. Sonunda konuşmuyor. Adama benzedi işte sonunda. Lütfen bana para verin. Karnım çok aç. Lütfen para verin. Kaç gündür yemek yemiyoruz ya. Lütfen para verin. Açlıktan kemiklerim sayılıyor resmen ya. Lan Rüzgar şuradaki Arda değil mi? Ne yapıyor bizim bankamızın önünde? Dileniyor mu yoksa? Evet babacığım Arda bu oraya iyi davran olur mu? Göstereceğim şimdi ben ona gününü. Zengin amca Rüzgar hoş geldiniz. Bana biraz para verebilir misiniz? Yemek yiyeceğim. Karnım çok aç. Baba yazık ya Arda'ya. Biraz para mı versek ne yapsak? O benim arkadaşım yani sonuçta ben çok seviyorum onu. Lan aptal fakirin ap... Arkadaşlar bu bölümde Arda ve Rüzgar zombi olup şehre saldırıyor. Onları durdurmamız lazım. Lütfen bize yardımcı olmak için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Aptal fakir veledi ne işin var senin benim bankamın önünde? Utanmıyor musun lan burada dilenmeye? Müşterileri mi kaçırıyorsun? Defol git lan buradan. Zengin amca niye öyle diyorsun ya? Baksana bir sürü param var. Biraz ver de gideyim bari. Ulan oradan bakınca hayır kurumuna mı benziyorum ben? Ben bu parayı nasıl zor kazandım sen biliyor musun? Utanmadan bir de para istiyor benden. Ya babacım ne olacak ki? Yazık yani çocuğa ya. Çok azıcık para versek ne olur sanki? Evet zengin amca bak Rüzgar doğruyu söylüyor. Siz zaten çok zenginsiniz. Azıcık para verseniz ne olur ki? Lan velet burası benim bankam. Hayır kurumu değil burası. Defol git vallahi döverim seni. Ya tamam da zengin amca burası banka yani. Bankaya gelenin parası vardır. O yüzden burada dileniyorum. Lütfen kovma beni. Çok az karnımı doyuracak kadar para gelsin. Gideceğim zaten söz veriyorum. Oğlum ya baksana yazık çocuğa ya. Hadi ver birazcık para da karnını doyursun. Ulan ben senin var ya şimdi ağzını yüzünü kıracağım. Defol git lan buradan. Defol git lan. Defol git demedim mi ben sana? Babacım dur ne yapıyorsun? Yazık çocuğa vurma. Zengin amca dur çok canım acıyor dur. Kapa lan o fakir çeneni kapa lan al sana. Babacım yapma yazık çocuğa yapma. Zengin amca bak sinirlenmeye başlıyorum vurup durma bana. Vallahi bak sonu çok kötü olacak. Ne olacakmış lan sen bana ne yapabilirsin Allah'ın fakire. Babacım yapma sana ya. Lan Rüzgar sana ne lan sana ne o. Sen benim çocuğumsun benim yaptıklarımı onaylayacaksın. Ben her zaman doğruyu yaparım sense bir veletsen. Babacım özür dilerim vurma çok canım acıyor. Rahat bırak lan çocuğu rahat bırak. Sana ne lan sana ne seni yedin dayak etmedi mi daha fazlasını mı istiyorsun yoksa? Bak çok kötü olacak vurup durma vurup durma. Rüzgar kötü bir şey yapmadı sadece beni savunmak istedi. Boşver Arda ben alışkınım beni hep dövüyor zaten boşver. Yeter dedim sana yeter. Anneciğim ne oluyor ne oluyor sana Arda ne oldu sana? Arda lütfen bize zarar verme. Sana kaç defa daha yeter diyeceğim lan yeter lan yeter. Arda çok özür dilerim çok özür dilerim al bütün paramı lütfen bana zarar verme. Artık parayla işim yok. Beni bu hale sen getirdin sen getirdin. Arda çok korkuyorum lütfen zarar verme bize. Merak etme Rüzgar benim işim seninle değil senin aptal babanla o bunların bedelini ödeyecek. Sen beni korumaya çalıştın bu aptal babansa sana da vurdu o yüzden onu öldüreceğim. Gel bakalım buraya gel bakalım. Çok özür dilerim çok özür dilerim lütfen peşimi bırak lütfen. Aa ayağım takıldı aa hayır yapma yapma. Bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Arda ne yapıyorsun babamı öldüreceksin. O ölmeyi hak ediyor Rüzgar tamamen hak ediyor. İşte onu öldürdüm. Arda ne yaptın babamı öldürdün. Rüzgar o bunu hak etmişti kardeşim. İyi de ben babam olmadan ne yapacağım. Ayrıca ya hapse girersek.
Merak etme Rüzgar, bundan sonra beraber yaşayacağız. Ben sana bakacağım kardeşim, seni çok seviyorum. Ama Arda sonuçta o benim babamdı. Ona ihtiyacın yok Rüzgar, biz birbirimize yeteriz. Of, peki madem şimdi ne yapacağız? Ben seni ısırıp zombi yapacağım. Böylelikle sen de çok güçlü olacaksın kardeşim benim. Peki madem ısır hadi beni. Olamaz Rüzgar, polis geliyor, hemen kaçmalıyız. Tamam Arda, şimdi ayrılalım, akşam buluşuruz, kaç kaç kaç. Seni bırakmayacağım Rüzgar kardeşim. Ne, nasıl olur? Arda ve Rüzgar zengini niye öldürdü? Rüzgar babasını niye öldürsün ki? Arkadaşlar niye zengini öldürdüler biliyorsunuzdur siz. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Bu iş böyle olmaz. Gidip babama bakmalıyım. Belki yaşıyordur. Eğer yaşıyorsa onu bu şekilde bırakamam. Rüzgar kal olduğu yerde, yoksa ateş ederim. Sakın hareket etme. Sakın kaçmaya çalışma. Aa, Kerem komiser de buradaymış. Yakalandım ben şimdi. Ne yapacağım? Olamaz. Hemen yavaşça buraya gel. Yoksa acımam, ateş ederim. Tamam Kerem komiserim, ateş etme. Geliyorum. Geliyorum. Neden böyle bir şey yaptınız? Neden? O senin baban. İnsan hiç babasını öldürür mü? Çok üzgünüm Kerem komiserim ama ölmeseydi o bizi öldürecekti. Nasıl yani ya? Baba seni niye öldürsün? Hemen bunu neden ve nasıl yaptığınızı anlat bakalım. Anlatamam Kerem komiserim. Üzgünüm. Arda'yı satamam. Arda mı yaptı yoksa bunu? Eğer Arda yaptıysa sana bir şey olmaz. Söyle oğlum, söyle. Üzgünüm Kerem komiserim. Söyleyemem. Boşuna zorlama. Yürü o zaman benimle. Adam öldürme suçundan seni tutukluyorum. Hapse gireceksin. Yapacak bir şey yok. Gireriz yani. Ne yapalım? Olamaz Rüzgar, tutuklandı. Bir yolunu bulup onu kurtarmalıyım. Rüzgar beni satmadı değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Eğer sattıysa üzülerek onu da öldürmek zorundayım. Rüzgar, Arda nerede? Neden yaptınız bunu? Hemen söylüyorsun bana. Kerem komiserim, istiyorsan beni vur. Arkadaşımı satamam. Öyle olması gerekiyordu, oldu işte. Nasıl yani ya? Babanı vuruyorsunuz ve hiç pişman değil misin? Saçmalama Kerem komiserim. Çok üzüldüm. Çok pişmanım tabii ki ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Eğer o ölmeseydi biz ölecektik. O zaman bana olayı anlat. Belki de nefsi müdafaadır. Belki de ceza bile almazsınız. Dediğim gibi Kerem komiserim, arkadaşımı satamam. O benim hayatımı kurtardı. Kerem komiser, Rüzgar'ı tutuklamanın hesabını soracağım sana. Sana onun hesabını soracağım. Çocuklarını kaçırayım da gör gününü. Açın şu kapıyı, açın, açsanıza. Sizi veletler, benimle geliyorsunuz. Arda, ne diyorsun oğlum? Bu halinle Cadılar Bayramı kostümü mü giydin? Evet ya, bir de sesini de kalınlaştırmaya çalışıyor. Ne saçmalıyorsunuz lan siz? Ne Cadılar Bayramı? Sizi mahvedeceğim. Çok kötü yapacağım. Arda, ne saçmalıyorsun oğlum? Yiyeceksin şimdi dayağı he. Harbiden Arda, polis dayağı yemek istemiyorsan kapa çeneni. Sadece polis de değil, asker dayağı da yersin he. Ay, şeker istiyor, bence şekerle yiyeyim. Ne şekeri lan? Ben sizin canınızı istiyorum. Arda bak, alacağın çek şey benim yumruklarım olacak şimdi. Şuna bak ya, utanmadan bizim evimize gelmiş, artistlik yapıyor. Bakın, sizi son defa uyarıyorum. Ya benimle gelirsiniz ya ölürsünüz. Hayırdır Arda, sen burayı 01 dizisi falan sandın herhalde. Öldürmek ne be? Harbiden ya, çok Kurtlar Vadisi izlemiş bu çocuk. Hey abi, çekken için. Oğlum valla bak, basket bir kostüm giydin diye senden korkacağımızı sanıyorsan yanılıyorsan. Aynen öyle, korkmuyoruz sen. Pekala, bunu siz istediniz. Alın bakalım. Arda dur, tamam, özür dileriz Arda, yapma yapma. Arda çok canım acıyor, yapma. Arda ne yapıyorsun? Kapayın çenenizi. Kerem komiser, buraya gel hemen. Seninle hesaplaşmamız gerekiyor. Arda geldi, beni kurtarmaya geldi. Çıkar onu aklından Rüzgar. Arda seni kurtaramaz. O da hapse girecek şimdi. Arda, hayır olamaz. Ne yaptın sen? Çocuklarımı serbest bırak hemen. Merak etme Kerem komiser. Bırakacağım ama önce sen Rüzgar'ı serbest bırakmalısın. Saçmalama, bunu yapamam biliyorsun. Sen de teslim ol, gelin. Hadi Arda, çok geç olmadan sen de teslim ol. Hiçbir şey için çok geç değil, hadi oğlum. Kapa çeneni, Rüzgar kardeşimi getir hemen. Arda lütfen, lütfen Arda. Rüzgar'ı sana veremem, çocuklarımı rahat bırak. Onları bu işe karıştırma. Ya Rüzgar'ı getirirsin ya da çocukların ölür. Tamam, sen kazandın, getiriyorum Rüzgar'ı. Lütfen çocuklarıma zarar verme. Aferin, adam olacaksın böyle. Tamam, şimdi sen de çocuklarımı serbest bırak.
Rüzgar iyi misin kardeşim? Bir şey söylemedin değil mi? Beni satmadın değil mi? Hayır Arda, merak etme, satmadım seni. Hadi beline zombi yapardık. Güçlenmek istiyorum. Tamamdır. Hayır, buna izin veremem. Alın bakalım. Hayır. Olamaz Kerem komiser. Ne yaptın sen? Üzgünüm Rüzgar, seni de vurmalıyım. Hayır, olamaz. Mermim bitmiş. Bu yaptığının bedelini çocukların ödeyecek. Arda kardeşimi vurmanın bedelini ödeyeceksiniz. Artık zombiyim. Çok güçlüyüm. Yalvarırım sana Rüzgar, yalvarırım. Çocuklarıma zarar verme, beni al. Onların hiçbir suçu yok, lütfen. Hepsi benim suçum, hepsi. Ben anlamam, sen Arda kardeşimi vurdun. Cezasını çocukların çekecek. Rüzgar hayır, dur, benim Arda, benim. Vurulunca eski halime döndüm. Sakın sakın zarar verme Kerem komisere ve çocuklarına. Bu sen değilsin, biliyorum, bu sen değilsin. Arda nasıl olur? Kardeşim ama bizim intikamımızı alacaktım. Hayır Rüzgar, bu konuşan sen değilsin. Senin zombi halin, ondan kurtulmalısın. Arda Rüzgar'ı oyalarken Rüzgar'ı vurmak için silah bulmalıyım. Onu da vurursam eski haline dönebilir. Çok geç Arda, artık ben bir zombiyim. Ve intikamımızı alacağım kardeşim. Ondan sonra seni de ısıracağım. Tekrar zombi yapacağım seni. Hayır Rüzgar, içindeki o kötü sesi dinleme kardeşim. Kötü ses falan değil, çok iyi bir ses. Zombi olmak istemiyorsan öleceksin. Ya benim yanımdasındır ya da karşımda. Şehirdeki herkesi ısırıp herkesi zombi yapıp şehri ele geçireceğiz. Rüzgar lütfen yapma bunu kardeşim. Bunu yapmana izin veremem. Korkma Rüzgar, birazdan eski haline döneceksin. Hayır olamaz Arda, ne yaptık biz, ne yaptık? Babamı öldürdük. Asla Kerem komiserim ve çocuklarına da zarar veriyordun. Hepsi geçti Rüzgar, hepsi. Kerem komiserim, ne olur affet bizi, onlar biz değildik. Biliyorum Rüzgar, biliyorum, merak etmeyin, bunların hepsini halledeceğiz. Ama ben babamı öldürdüm. Merak etme, baban ölmedi, durumu çok ağır, sadece hastanede şu an. Ne olduğunu öğrenmek için sana söylememiştim, merak etme, iyileşecek. İyi bari ya, çok kötü hissediyordum. Kerem komiserim lütfen bizi affet, lütfen. Affettim bile Ardacığım, biliyorum onlar sizler değildiniz. Çok acıktı. Yapacak bir şey yok Haydar. Annemle babamın uyanmasını bekleyeceğiz. Arda abi iyi de uyansalar ne değişecekti? Bir türlü yemek yemiyoruz. Kaç gündür karnım çok aç. Annemle babam da sürekli uyuyor. Yapacak bir şey yok Haydar kardeşim. Baksana zaten evimizi de elimizden aldılar. Bu dandik çadırda yaşamaya çalışıyoruz. İyi de Arda abi spor bile yapamıyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Çok karnım aç. Of ya, ne yapsak ki ya? Çok mu acıktın gerçekten? Evet Arda abi, tam tamına bir haftadır yemek yemiyorum. Şey, uyandıralım babamları o zaman. Ne yapalım? Belki bir çözüm bulurlar. Peki madem, ben gidip kaldırayım annemle babamı. Anne baba kalkın hadi. Anne baba. Anne baba hadi kalksanıza. Açlıktan öleceğim, lütfen kalkın. Haydar oğlum ne oldu? Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Bir uyutmadın ya, bir uyutmadın. Ay Haydar harbiden ya, bir uyutmadın oğlum. Ne var, ne istiyorsun? Anneciğim babacığım karnım çok aç, lütfen yemek bulalım. Al al ya, git yemeğini kendin bul. Benim de karnım aç, bana kimse yemek bulmuyor. Evet oğlum ya, karnın acıktıysa git kendi yemeğini kendin bul. Bizi niye uyandırıyorsun? İyi de anneciğim babacığım, ben daha küçücük bir çocuğum, nasıl bulayım yemek? Arkadaşlar, Kerem komiserin çocuklarından en çok hangisini seviyorsunuz? Bebek askeri mi, bebek polisi mi, yoksa Zeynep'i mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Bana ne ya, bana ne, nasıl buluyorsan bul. Evet git Dilan, bir şeyler yap, bul yani. Arda abi bak, görüyor musun işte, bana kızıyorlar. Evet Haydar görüyorum, evet evet, hadi gel biz başımızın çaresine bakarız. Gel gidelim sana yemek bulalım. İyi de Arda abi nereden bulacağız yemeği, paramız yok ki bizim. Merak etme Haydar, dilenir buluruz para, hadi gel kardeşim. Defolun gidin, uyuyacağız biz. Evet ya, kendi başınızın çaresine bakın. Kaç yaşına gelmişler, hala benden yemek istiyorlar. Haydar boşver kardeşim onları sen, gel biz gidelim, buluruz para, yemek de yeriz. Tamam Arda abi, baksana bize ne kadar kötü davranıyorlar. Lütfen bize para verin kardeşimim ve benim karnımız çok aç. Evet lütfen bize acıyın, bize para verin, karnımız çok aç. Lan
Rüzgar, şunlar aptal fakirin aptal çocukları değiller mi? Baksana şunlara, ne yapıyor onlar orada? Dileniyorlar mı? Allah'ın ezikleri ya. Evet babacım, Arda ile Haydar oradakiler. Gerçekten direniyor Allah'ın fakirleri ya. Hadi gel oğlum, şunlarla biraz dalga geçelim. Olur babacım, hadi yürü gidelim, şunlarla dalga geçelim birazcık ya. Aynen aynen, keyfimiz yerine gelsin. Zengin amca Rüzgar, hoş geldiniz. Para verecek misiniz bize? Evet ya, karnımız çok aç, lütfen para verin. Ya ne de olsa siz çok zenginsiniz ya, lütfen verin, sizin için sorun olmaz. Benim de kardeşimin de karnı çok aç, yemek alacağız, lütfen verin. Evet, geçen karnım guruldadı da Arda abim deprem oluyor sandı. Evet ya, böyle bir şey yoktu yani resmen. Açlıktan kemiklerim sayılıyor, lütfen para verin ya. Nasıl ya çocuklar, karnınız mı aç, hiç mi paranız mı yok? Açlıktan karnınız mı gırıldıyor? Kemikleriniz mi sayılıyor? Evet zengin amca, evet Rüzgar, gerçekten öyle. Yani bize biraz para verseniz, yemek yesek sonra çalışır öderiz lütfen. Çok mu açsınız? Paranız mı yok? E bize ne yani? Biz de fakir olmasaydınız. E ne kadar kötüsünüz ya, hadi benimle dalga geçiyorsunuz. Kardeşimle niye dalga geçiyorsunuz, o da bir bebek. Evet yani, ne olurdu ki bir 5 lira verseniz. Yazıklar olsun size, ne kadar kötü insanlarsınız. Arkadaşlar yorumlarda yazın, çok kötü insanlar değil mi bunlar? Zengin ve Rüzgar çok kötü insanlar. Vallahi Ardacığım, kötü olmayı fakir olmaya tercih ederim. Sana katılıyorum babacığım, en azından karnımız doyuyor. İstediğimizi yapıp istediğimizi alabiliyoruz. Evet oğlum ya, bir de şunlara bak ya, dileniyorlar yemek için. Sizi reziller, evlat olsanız eldivenle sevilirsiniz ya. Hadi lan oğlum. Asıl ben sizin gibi şerefsiz olacağıma fakir olmayı tercih ederim. Evet ya, fakiriz ama en azından iyi insanlarız. Babacım, ne diyor bunlar bize ya, bir şey yapsana. Bu Allah fakirlerin bizimle böyle konuşmasına izin mi vereceksin? Lan Allah fakirleri, ne biçim konuşuyorsunuz siz bizimle, sizin ne haddinize lan? Sizi var ya, eşek sudan gelene kadar döverim, o eşeği de getirtmem sudan. Şunlara bak, hem fakirler hem de hadsizler. Döv babacım bu döre, özellikle de şu küçük bebeği döv. Haydar mıdır, hıyar mıdır, nedir onu döv. Lan dingil, düzgün konuş kardeşimle. Hıyar ne lan, hıyar senin babandır. Sen kime hıyar diyorsun lan? Sana diyor, ne olacak yani. Babacım ben bu hıyarı döveyim, sen de Arda'yı döv. Hadi lan oradan, siz kimi dövüyorsunuz lan, tavuk mu dövüyorsunuz? Gelin bakalım buraya siz, alın bakalım bunları, alın bakalım. Siz kimsiniz, bizle böyle konuşuyorsunuz ya. Tamam zengin amca, özür dileriz, vurmayın, ne olur vurmayın. Evet ne olur vurmayın, canım çok acıyor. Bari kardeşimi bırakın, kardeşimi bırakın. O da bir bebek. Lütfen acıyın bize, acıyın. Kapayın lan çenenizi Allah'ın fakirleri, siz bunları hak ettiniz. Aynen öyle ya, hak ettiniz siz bunları. Arda abi ne olur bir şeyler yap, canım çok acıyor. Haydar kardeşim, dayan, ayağa bile kalkamıyorum, benim de çok acıyor. Hayır olamaz, ne oluyor orada, zenginle Rüzgar ne yapıyor? Zengin Rüzgar ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz, durun hemen. Kerem komiserim, ne olur yardım et bize, bize durduk yere vuruyorlar, kardeşimi dövüyorlar. Evet Kerem komiserim, canım çok acıyor, ne olur yardım et. Zengin Rüzgar ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz, niye vuruyorsunuz çocuklara? Yaptığınız hiç doğru bir şey değil. Sana ne lan Kerem, istediğimizi yaparız, bu şehir bizim lan, senin maaşını ben veriyorum, unutma. Ayrıca onlar bunu hak etti Kerem komiserim, bize durduk yere salça oldular, bize hıyar falan dediler ya. Aynen öyle, durduk yere dövmüyoruz yani biz bunları. Ya ne olursa olsun, iki tane dilenen çocuğa vurulur mu hiç? Sana ne lan, sana ne, ben zenginim, istediğimi yapabilirim. Aynen öyle, biz zenginiz, istediğimizi yapma özgürlüğümüz var bizim. Saçmalamayın, öyle şey mi olur hiç? Hemen defolun gidin buradan, yoksa ikinizi de hapse atarım. Kerem komiserim lütfen gönder şunları buradan, baya lütfen lütfen. Evet Kerem komiserim, bize daha çok zarar verecekler diye çok korkuyorum. Ulan dua edin Kerem geldi, yoksa ben yapacağımı biliyordum size. Rüzgar oğlum, hadi yürü gidiyoruz, hadi gel gel gidelim, daha fazla uğraşamayacağım bu Allah'ın fakirleriyle. Evet babacım ya, tam bir mal bunlar. Arda, Haydar iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Zengin çok hırpalamadı değil mi sizi? Allah Kerem komiserim, her yerim çok acıyor, çok vurdular bana. Evet Kerem komiserim, benim de her yerim acıyor. Vallahi sen gelmesen öldürecektiler bizi, çok teşekkür ederiz. Evet ya, az da öldürüyorlardı bizi. Neyse çocuklar, oldu bitti, boş verin hadi, siz iyiseniz sorun yok. Sayende iyiyiz Kerem komiserim, teşekkür ederiz. Evet Kerem komiserim, iyi ki geldi. Çocuklar siz niye dileniyorsunuz ki burada, ne işiniz var burada, niye dileniyorsunuz? Kerem komiserim, benim de kardeşimin de kaç gündür karnımız çok aç. Evet kaç
haftadır yemek yemiyoruz vallahi ya. Mecbur dilenip biraz para toplayıp yemek yiyecektik. Aynen, yoksa açlıktan öleceğiz yani. E anneniz babanız nerede? Onlar yemek getirmiyor mu size? Vallahi Kerem komiserim, onların hiç umurlarında bile değiliz ya. Bizi hiç önemsemiyorlar. Bizi dilendirtiyorlar, kazandığımız parayla da kendileri yemek yiyorlar. Sonra da hep uyuyorlar. Aynen Kerem komiserim, hiç umurlarında değiliz. Hiç hem de. Nasıl yani ya çocuklar, gerçekten mi? Aileniz sizinle hiç ilgilenmiyor mu? Yok vallahi Kerem komiserim, bugün hiç para toplayamadık mesela. Toplasaydık da hepsini alırlardı zaten. Kendileri yemek yerlerdi. Aynen Kerem komiserim, resmen bizi kullanıyorlar. Var ya, keşke senin gibi bir babamız olsaydı. Bebek askerle bebek polis çok şanslı ya. Evet Kerem komiserim ya, senin gibi bir babam olması için sağ böbreğimi verirdim, yemin ediyorum. Senin çocuklarını çok kıskanıyorum. Keşke benim babam olsan yani. Gerçekten mi çocuklar, beni bu kadar seviyor musunuz gerçekten? Babanız olmamı isteyecek kadar mı seviyorsunuz? Evet Kerem komiserim, sen adamın dibisin. Aynen öyle, çok seviyoruz seni. Şey, o zaman şöyle yapalım olur mu? Siz benim çocuklarım olun, ben size evlat edineyim. Böyle aç kalmanıza, sokakta dilenmenize göz yumamam. Gelin benim çocuklarım olun. Siz de çok iyi çocuklarsınız çünkü. Gerçekten mi Kerem komiserim, gerçekten mi? Kerem komiserim, bizi gerçekten evlat mı edineceksin? Evet çocuklar, tabii siz de kabul edersiniz yani. Etmez miyiz Kerem komiserim, yaşasın. Tabii ki ederiz, sen adamın dibisin Kerem komiserim. Ardacığım artık bana Kerem komiserim deme, ben senin babanım, baba de bana. Tamamdır babacığım, tamamdır, seni çok seviyorum. Arda oğlum, gel senin üstüne kıyafet alalım. Haydar oğlum, senin de karnını doyuralım abinle beraber. Hadi gelin. Olur vallahi babacığım, hem de süper olur. Hadi kalkın da gidelim o zaman. Babacığım çok teşekkür ederiz, yemek harikaydı. Sonunda da normal bir kostümüm var, yırtık pırtık değil. Evet babacığım, çok teşekkür ederiz, sonunda karnım doydu. Ne demek canım çocuklarım ya, her şey sizin için, yeter ki karnınız doysun. Doydu babacığım, kesene bereket, çok teşekkür ederiz ya. Oley ya, sonunda yırtık değil kostümüm. İyi ki senin gibi iyi yürekli biri bize evlat edindi. Yaşasın babacığım, çok seviyorum seni. Ben de sizleri çok seviyorum canım çocuklarım. Size kimsenin zarar vermesine izin vermem artık. Babacığım şu Kerem komisere bak ya, Allah'ın fakirlerine yemek ısmarlamış, kıyafet almış ya. Hayır yani biz adam edelim bunları diye dövdükçe bu Kerem komiser şımartacak bunları ya. İyice tepemize binecekler. Bir şeyler yapmalıyız yani. Evet Rüzgar oğlum, doğru söylüyorsun. Gel şunlara günlerini gösterelim. Biraz daha dövelim de akılları başlarına gelsin. Haklısın babacım, hadi gel gönlerini gösterelim şunlara. Babacım bak, yine bunlar geldi ya, bizi yine döverlerse. Merak etme oğlum, ben varken kimse size zarar veremez. Lan Allah'ın fakirleri, nasıl dilendiyseniz Kerem size acıyıp yemek ısmarlamış. Hiç de hak etmiyorsunuz aslında ya. Sizin hak ettiğiniz tek şey dayak. Sizi biraz daha dövelim, yiyebileceğiniz tek şey sizin o dayak. Aynen babacım, hadi dövelim şunları. Hop hop, hayırdır size, ne oluyor, siz kimi dövüyorsunuz? Benim çocuklarıma kimse zarar veremez, onlar artık benim çocuklarım, evlat edindim onları. Kerem senin aklın yerinde mi, kandırdılar mı oğlum seni, bu Allah'ın fakirlerini ne yapacaksa? Harbiden Kerem komiserim ya, bırak dövelim şunları. Hatta sen de gel bize katıl, biraz stres atarsan. Babacım bir şeyler yap, çok korkuyorum. Ben de babacım, ne olur bir şeyler yap. Bakın sizi bir daha uyarmam, defolun gidin buradan. Lan Kerem bak, şimdi seni de döveriz ha. Harbiden ya, polis değil demeyiz, vallahi seni de döveriz. Allah Allah, siz kimi dövüyorsunuz be, siz kimi dövüyorsunuz, polisi tehdit mi ediyorsunuz? Bunu siz istediniz, sizi hapse atıyorum. Kerem özür dileriz, şaka yaptık, ne olur hapse atma bizi. Tamam gidiyoruz. Evet Kerem komiserim, alt üstü bir şakaydı, ne olur hapse atma bizi, biz orada yaşayamayız. Düşün önüme, hapse gidiyoruz yoksa ikiniz de vururum. Anladınız mı beni? Tamam Kerem, madem at bizi hapse, vurma ama. Evet Kerem komiserim, ölmek için çok gençim. Hadi gidelim hapse, vurma yeter ki. Kerem çok üzgünüz, çok pişmanız, ne olur çıkar bizi buradan. Söz bir daha, böyle şeyler yapmayacağız Kerem komiserim. Hayır Zengin, hayır Rüzgar, siz uzunca bir süre burada kalacaksınız. Artık yaptıklarınızın bir sonucu olduğunu öğrenme vakti. Aklınız başınıza gelince çıkarırım. Ne olur Kerem, çok üzgünüz, ne olur. Evet ya, Arda ve Haydar'dan da çok özür dileriz. Çocuklarım ne diyorsunuz, sizce çıkarayım mı bunları? Bilmiyorum ki babacığım, çıkarsam mı acaba? Bence videoyu izleyenlere soralım. Arkadaşlar çıkarsın mı babam? Evet arkadaşlar, biz karar veremedik. Siz söyleyin, çıkarsın mı babam bunları hapisten? Arkadaşlar ne olur Zengin ve Rüzgar'ı çıkartın yazın ya. Aynen, yoksa bu hapiste çürüyüp gideceğiz yani. Of şu arabama bak ya, süper ya, yeni aldım, süper arabam. Resmen bütün paramı bu araba için harcadım ya, bu araba çok pahalıydı.
geldi. Arabama bir şey olursa var ya kendimi asla affetmem. Neyse artık içeri geçeyim ya. Arabayı bırakıp nasıl geçeceksem of ya canım arabam. Bu hayatta en çok sevdiğim şey yeni arabam. Hayır yani benim küçük yaramaz velidimden bile daha çok seviyorum ya. Bana rüzgar mı yoksa yeni arabam mı diye sorsalar hiç düşünmeden yeni arabam derim. Rüzgar oğlum babanın yeni arabasını gördün mü? Çok para verdi aldı. Gerçekten Bondi'cim ne güzel ya yeni arabamız oldu. Şimdi nasıl hava atarım o arabayla? Oğlum baban çok para harcadı o araba için. Neredeyse fakir kalıyorduk. Seni kullanmana izin vermeyebilir yani. Anneciğim olmaz ki öyle ya. Nasıl kullanmama izin vermez? Verecek tabii ki. O benim babam değil mi? Alt üstlü bir araba yani sonuçta. Benden değerli mi ya? Bilmiyorum oğlum. Baksana çok lüks bir araba. Bakayım madem. Nasıl bir araba acaba ya? Of ya gerçekten süper duruyor. Benim bu arabayı kullanmam lazım. Gidip kızlara hava atmalıyım. İyi madem oğlum. Git sor bakalım babana. Belki izin verir. Dur anneciğim. En iyisi ben bir gidip sorayım babama. Bence izin verir. Niye vermesin ki ya? Alt üstlü bir araba ne olacak yani? Rüzgar ne işin var lan senin burada? Geç çabuk içeri. Geç lan içeri. Babacım yeni araba almışsın. Çok güzelmiş. Hayırlı olsun demeye geldim. Lan itin duası kabul olsaydı gökten kemik yardı. Senin hayırlı olsunu falan istemiyorum. Defol git içeri. Vallahi arabama zarar vereceksin. Şimdi seni öldürmek zorunda kalacağım. Niye öyle diyorsun ya? Çok kullanmak istiyorum ben bu arabayı. Lütfen bir kere kullanayım. Lütfen. Lütfen. Ne kullanması lan? Bu arabanın yanına yaklaşırsan senin kafanı koparırım. Anladın mı? Kafanı koparırım oğlum senin. Geç lan içeri. Ya babacım alt üstü bir araba ya. Niye böyle yapıyorsun? Ben bir daha önemliyim. Araban mı? Tabii ki arabam daha önemli lan. Gel lan buraya. Ağzını yüzünü kıracağım. Gel lan. Ya anneciğim babama bir şey söyle. Dövecek beni bir araba için. Dövecek. Lan sen benim arabama hangi cüretle bir araba dersin lan? Nasıl? Ya babacım alt üstü sıradan bir araba yani. Ben çocuğum senin. Arabadan bir sürü alırsın. Benden başka alamazsın. Hadi lan oradan asıl arabadan bir daha alamam. Senden 20 bin tane bulurum ben. Ya anneciğim bir şey de şuraya. Zengin Rüzgar kavga etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Kapa çeneni Barbie. Bu Rüzgar çok fena dayağı hak ediyor. Of babacım ya of ya. Arabanı bile benden daha çok seviyorsun. Beni hiç sevmiyorsun. Evet arabamı daha çok seviyorum senden. Ne olmuş yani? Beni niye hiç sevmiyorsun babacığım? Beni niye sevmiyorsun? Bir araba kadar değerim yok mu? Gerçekten zengin ya. Ne kadar kötü bir babasın. Araba için Rüzgar'ı oğluma ağlatıyorsun. Ulan siz nasıl insanlarsınız lan? Benim arabama hala bir araba diyorsunuz. Yeter lan sinirlerim bozuldu. Ben gidip biraz uyuyacağım. Sakın uyandırmayın beni. Yoksa çok fena kızacağım. Abi ya baba beni hiç sevmiyor. Rüzgar oğlum ağlama ya. Baba tabii ki seni çok seviyor. Anneciğim o zaman neden arabasını bana vermiyor? Niye ben de böyle konuşuyor? Tamam oğlum merak etme. Baban uyuduğundan emin olduktan sonra arabanın anahtarını alırım ben. Gezersin olur mu? Ne anneciğim gerçekten mi? Anneciğim sen var ya süpersin. Yaşasın ben. Sen dünyanın en iyi annesisin. Teşekkür ederim oğlum. Sen şimdi bekle sessizce. Baban uyusun alacağım anahtarı vereceğim sana. Bahadır anneciğim süpersin ya süper. Şunlara bak ya sabah sabah tepemin tasını arttırdılar. Biraz uyuyayım da kendime geleyim ya. Neymiş efendim araba kadar değerim yok muymuş? Yok tabi ya aptal Rüzgar. Anneciğim hadi baksana artık babam uyumuştur. Hadi bak artık lütfen lütfen çok heyecanlıyım. Tamam oğlum ben bakıp geliyorum. Sen sessiz ol olur mu? Aslansın canım annem tamam bekliyorum ben sessizce. Arkadaşlar sizce zenginle fakir kavga etse hangisi döver? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ay zengin inşallah uyumuştur. Ay ne yaptı o öyle be? Neyse anahtarı alayım da Rüzgar'a vereyim. Hadi artık çocuk geçsin. Anneciğim ne olmuş uyumuş mu babam? Alabildim mi anahtarı? Aldım oğlum merak etme vereceğim. Yaşasın be anneciğim süpersin çok teşekkür ederim merak etme çok dikkatli olacağım. Of gerçekten babamın dediği kadar varmış ya süper bir araba süper. Çok da hızlıdır şimdi bu ya biraz deneyelim bakalım. Hey Cansu ne yapıyorsun hayat nasıl gidiyor ya? İyi seni sormalı. İyi bende ne olsun ya. Cansu ya çok özlemişim seni iyi ki dışarı çıktık bugün. Hem evet Arda ama ben çok sıkıldım bir şeyler mi yapsak? Olur yapalım Cansu ne yapmak istersen? Bilmem ki bir yerlere mi gitsek Starbucks'a falan. Ne Starbucks mı? Oğlum ben Starbucks'ta ne alacağım ki param yok ki. Neyse en iyisi Cansu'ya bir yalan söyleyeyim. Paramın olmadığını anlamasan. Ne diyorsun Arda?
Dışarıdaki delin mi? Şey Cansu, olur olmasına da ya, ben cüzdanımı evde unutmuşum. Bu seferlik kahveleri sen ısmarlasan olur mu? Ay olur tabii ki şapşal, ne olacak, bir dahakine de sen ısmarlarsın. Teşekkür ederim ya, aslında benim çok param var da evde kalmış işte. Ama Starbucks uzakta, nasıl gideceğiz? Yürürüz ya, ne olacak, yürürüz, hem kalori yakmış oluruz, kilo veririz. Ay ne diyorsun be Arda, sen bana şişman mı demek istiyorsun? Ha, yok Cansu, sen beni yanlış anladın, yani yürürüz, yürümek dışında bir çaremiz yok, ne yapalım yani? İyi de Arda, çok uzak Starbucks. Ben seninle her yere yürürüm, cehenneme bile yürürüm seninle. Aa, Arda ile Cansu değil mi onlar ya? Ne yapıyor bunlar ya? Bir gideyim bakalım yanlarına. Rüzgar, senin burada ne işin var lan? Ay Rüzgar, geldiğin ne kadar iyi oldu. Biz de Starbucks'a gidecektik. Arabayla götürürsün bizi. Götürürüm tabii ki Cansucuğum ya. Atla gidelim hadi. Cansu, hani beraber gidecektik? Hani beraber yürüyecektik? Ya Arda, ne gerek var? Rüzgar arabasıyla götürsün bizi işte. Cansu seni götürürüm ama bu Arda'yı götürmem. Allah Allah ya, beni niye götürmüyormuşsun? Ben ezik ve fakirleri arabama almam çünkü. Kalmadık lan senin arabana. Cansu yürü, biz yürüyelim. Bu rüzgar çok kötü bere. Üzgünüm Arda, ben oraya kadar hayatta yürümem. Rüzgarla gideceğim. Seninle de başka gün gideriz, olur mu? Nasıl yani ya, bir araba için satıyor musun beni Cansu? Allah fakiri, kızı duymadı herhalde. Defol git ya buradan. Oğlum istenmiyorsun işte, defol git. Nefret ediyorum sizden, ikinizden de nefret ediyorum. Nefret, nefret. Şuna bak ya, utanmadan kız gibi ağlıyor, bir de atlayacağız, hadi gezelim. Ay araban da süpermiş Rüzgar, süper. Ay Rüzgar, niye bu kadar yavaş kullanıyorsun? Hızlansana biraz, arabaya bak, çok yavaş kullanıyorsun. Ya Cansu, şimdi kaza falan yapmayalım, boş ver, bu hız iyi. Ya bu kadar yavaş gideceğini bilseydim Arda ile yürürdüm ya, daha hızlı giderdik resmen. Peki madem Cansu bunu sen istedin, sıkı tutun, basıyorum gaza. Bas gaza Rüzgar, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Hadi uçur beni buradan. Arda oğlum, ne oldu, niye ağlıyorsun, niye ağlıyorsun? Babacım bizim niye paramız yok, ben de araba istiyorum, ben de para istiyorum. Rüzgarların çok parası var, arabaları var ya. Bizim niye yok, bizim niye yok? Oğlum ağlama, al bu 10 lirayı, al bu 10 lirayı. Para için ağlanır mı hiç? Bak işte para veriyorum sana. Ya babacım, ben sana araba diyorum, sen bana 10 lira veriyorsun. Ne yapacağım ben 10 lirayla? Oğlum kendine güzel bir çikolata al, keyfin yerine gelsin. Of baba ya, tamam ver ya, hiç yoktan iyiden. Of ya, ne yapacaksam ben bu 10 lirayla? Of ya, babam beni hiç anlamıyor ya, ne yapacağım 10 lirayla? Gelin kazı kazan oynayın, zengin olun. Sadece 10 lira vererek 73 milyon Türk lirası kazanabilirsiniz. Bana çıkmaz demeyin, gelin şansınızı deneyin. Ne 73 milyon mu, gidip hemen şansımı denemeliyim. Ay Rüzgar, çok hızlısın, biraz yavaşla, korkuyorum. Yansı az önce yavaş gidiyorsun. Aa, ne oluyor, ne oluyor? Rüzgar ne yapıyorsun, çok korkuyorum. Hayır oğlum. Cansu bir şeyin yok değil mi ya? Hayır yok ama sen tam bir salaksın. Of ben ne yapacağım, şu arabanın haline bak, babam beni öldürecek. Salak Rüzgar, ben gidiyorum ya, keşke Arda ile gitseydin. Ulan hem araba gitti hem de kız gitti ya, ne yapacağım? Ne oluyor lan, o ses de neydi, yoksa arabama bir şey mi oldu? Hemen gidip bakmalıyım. Abi kazandım, vallahi kazandım, bak bana çıktı ikramiye. Vay kardeşim, tebrik ederim, artık zenginsin. 73 milyon TL'n hayırlı olsun. Yaşasın be yaşasın, ben de araba alabileceğim, yaşasın, çok zenginim artık. Hayır olamaz, arabam canım, arabam, arabama ne oldu, arabam, arabam gitme şayan. Canım arabam benim, ne oldu sana, canım arabam. Sağ ol babacım ya, ben de çok iyiyim ya, sağ ol. Şuna bak ya, gözüm morardı, belim kırıldı, adam hala araba diyor. Kapa lan çeneni, hepsi senin suçun zaten, artık senin gibi çocuğum yok, git sokakta yaşa lan. Hocam nasıl yani ya, beni kovuyor musun, beni evlatlıktan red mi ediyorsun? Evet, defol git, ne yapıyorsan yap, senin gibi çocuğum yok artık. Gerçekten mi ya, bir araba için mi? Ulan hala bir araba diyor, defol git lan, elimden bir kaza çıkmadan defol git. Yaşasın be, artık çok zenginim, istediğimi alabilirim, gidip araba motor alacağım. O rüzgara da bugünün hesabını soracağım. Tamam kardeşim, kazandın da artık defol git, tezgahımın önünü kapatma. Allah Allah ya, sanki bize kazandı, hala burada bekliyor. Tamam abi ya, ne kızıyorsun, gidiyoruz işte, daha araba falan alacağım zaten. Lütfen bana para verin, çok açım, ailem beni terk etti, ailem gitti, beni kovdu. Lütfen para verin, çok açım. Baba bir araba için beni evlatlıktan reddetti ya, lütfen para verin karnım çok aç. O
Abi gelen arabaya bak, çok zengin olmalı. Babamın arabasından bile daha iyi, kesin çok zengin ya. İnşallah bana güzel bir para verir de karnımı doyururum. Aa vallahi burada durdu ya, vallahi verecek bir şeyler. Yaşasın, neyse ona bakmıyormuş gibi yapayım. Kim olabilir ki bu kadar zengin olan kişi? Oo Rüzgar, ne haber ya, ne yapıyorsun burada? Ne Arda, nasıl olur ya, sen bu arabayı nasıl aldın? Yanındaki paralar nereden? Vallahi Rüzgar, artık çok zenginim ben, çok zenginim. Senin bana yaptığını unutmadım oğlum. Bak arabama bak, senin arabanın 10 katı iyisini aldım. Evet Arda ya, gerçekten çok güzel bir arabaymış. Demek ki neymiş Rüzgar, insanlarla fakir diye dalga geçmeyecekmişsin değil mi? Bak şimdi sen fakirsin, bense zenginim. Nasılmış, nasıl bir duyguymuş? Çok kötüymüş Arda, çok özür dilerim, çok kötüymüş. Ya işte gülme komşuna gelir başına. Arda çok özür dilerim, ne olur affet beni, ne olur yardım et, karnım çok aç. Arkadaşlar ne diyorsunuz, sizce yardım edeyim mi, lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar yazın etsin lütfen, çok pişmanım ben, dersimi de aldım. Neyse Rüzgar, ben fakirin halinden anlarım, senin gibi kötü kalpli değilim, tamam yardım edeceğim sana. Benim param ikimize de bir ömür boyu yeter zaten, hadi gel üstüne bir şeyler alalım, sonra da karnını doyuralım. Gerçekten mi Arda, gerçekten mi, süpersin, çok teşekkür ederim kardeşim, seni çok seviyorum. Ama bir daha böyle davranmayacaksın kimseye, tamam mı, hadi gel gidelim. Tamam, söz veriyorum sen. Ne kadar güzel bir gün ya. Çok rahat uyuyorum. Hiç bu kadar rahat uyumamıştım. Ay. Arda kalk oğlum kalk. Bugün çok büyük gün, kalk çabuk. Bugün çok önemli bir gün. Çabuk kalkman lazım oğlum. Hadi hadi, uyuyacak gün değil bugün. Ne oluyor baba ya? Of ne güzel uyuyordum. Çok rahat uyuyordum. Niye uyandırdın ya? Rüyamda Elif'i görmüştüm. Ne güzel sevgili olmuştuk. El ele tutuşuyorduk. Of ya of. Bugünden sonra Elif sana zaten aşık olacak oğlum. Gerçek bir erkek olacaksın. Erkek. Nasıl ya, ne diyorsun babacığım? Hiçbir şey anlamadım. Ne erkeği? Ben erkek değil miyim? Ne diyorsun sen bana? Oğlum erkeksin. Erkeksin de erkek gibi erkek olacaksın bunluk bugün. Ne diyorsun baba ya? Nasıl olacak o? Dalga mı geçiyorsun benimle? Erkeğim işte ben. Allah Allah. Oğlum bugün sünnet olacaksın. Ne? Sünnet mi olacağım? Hayır. Oğlum korkulacak bir şey yok ya. Ucundan kıt diye alacaklar işte. Ne var ki bunda? Allah Allah. Hayır babacığım, hayır. Buna izin veremem. Evladım, dur evladım. Sakin ol. Aa! Vah vah. Aşağı attı çocuk kendini. Manyak mıdır nedir? Arda, oğlum iyi misin? Allah Allah. Sanki götkeyden de oturuyoruz. İkinci kattan aşağı atladı çocuk. Of başım. Çok kötü düştüm baba ya. Of. Oğlum alt üstü sünnet olacaksın ya. Allah Allah. Korkacak bir şey yok ya. Sünnet. Sünnet unutmuşum yere düşünce. Kafamda çarpınca unuttum bir anda. Sünnet olacağım. Of benim hemen kaçmam lazım buradan. Kaç Arda kaç. Beni kesecekler. Evladım dursana ya. Nereye kaçıyorsun? Dur dur kaçma. Ucundan ya ucundan. Hay Allah ya. Şu işe bak. Kaçtı çocuk. Çok uykum varmış ya. Rüzgar oğlum mı? Bu hal ne böyle? Lan şu zibidiye bak, güneş gözlüğüyle ayakkabılarıyla yatmış. Hadi ayakkabıları pisliksindir anlarım da güneş gözlüğüyle niye uyuyorsun? Ne oldu babacığım, niye uyandırıyorsun ya? Mis gibi yayılmış, uyuyordum burada ya, of ya. Lan eşek sıpası, lan eşek sıpası. Bugün sünnet olacaksın, kalk çabuk, kalk. Ayrıca niye ayakkabılarınla yatağa yatıyorsun evladım, pislik misin sen? Babacığım bu ayakkabılar kaç para biliyor musun sen? Allah Allah, çıkartacaksan niye aldık ki? Tövbe ya Rabbim tövbe. Kafayı yedirecek bu çocuk bana. Şimdi kalk hazırlanmaya başla. Sünnet olacaksın. Sünnet mi? O ne baba ya? Of of, uğraştırma beni. Sen daha sünnetin ne olduğunu bilmiyor musun evladım? Allah Allah, ucundan kesecekler işte. Ne? Neyi ucundan kesecekler? Ne diyorsun baba ya? İşte şey, pipini kesecekler ucundan azıcık. Baba ne diyorsun, dalga mı geçiyorsun, şaka yapıyorsun değil mi baba? Ya saçma saçma konuşma bak Rüzgar, ağzını burnunu kıracağım şimdi. Kalk dedim sana, ne şakası? Eyvah Rüzgar, kaç kaç. Ulan eşek sıpası, aç şu kapıyı, aç dedim sana. Hayır olmaz, hayatta açmam. Artık ömrümün sonuna kadar banyoda yaşayacağım.
Arkadaşlar merhaba. Bizi seviyor musunuz? Eğer bizi seviyorsanız kanala abone olup videoda like atar mısınız? Bakalım kaç kişi bizi seviyormuş? Abonelerden göreceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Ya evladım saçma saçma konuşma ya. Tamam tamam ne istiyorsan bak ne istersen alacağım sana. Ne? Ne istersen alacağım mı? Gerçekten mi? Bir araba istiyorum o zaman. Hem de üstü açık. Ulan zibidi, ulan zibidi. O zaman bir çık göstereceğim ben sana. İyi tamam tamam üstü açık araba kabul ediyorum. Alacağım sana. Babacım tamam çıkıyorum o zaman ama acımayacak değil mi ya? Yok yok evladım ne acıması? Hiç acımayacak hiç. Oh be sonunda şehirden uzaklaştım. Artık tek başıma bu kampta yaşayabilirim. Ömrümün sonuna kadar hem de. Ölürüm de sünnet olmam. Bundan sonra burada yaşayacağım. Kimse beni geri döndüremez. Ateşimi de yaktım, mis gibi ısındım. Birazdan ava çıkar, avlanır yemeğimi de yerim. Oho, huzur buldum resmen ya. Çok iyiyim, çok. Allah Allah. He, işte buradaymışsın oğlum ya. Seni arıyorum sabahtan beri. Of baba ya, nereden buldunuz beni? Ben gelmek istemiyorum. Gidin buradan. Benim artık yeni evim burası. Artık ben burada yaşayacağım. Misafirliğe falan gelirsiniz. Ama sünnet olmayacağım. Evladım saçmalama öyle şey mi olur ya? Allah Allah burada yaşanır mı? Hem ne kadar dayanacaksın burada yaşamaya? Allah Allah. Ömrümün sonuna kadar dayanırım. Allah Allah ne var ki yani bunda? Bak bak sen yağmur yağınca ne yapacaksın peki? Şey yaparım. Aç kalırım üşürüm ne var yani bunda? Şebek misin evladım sen ormanda kalıyorsun. Allah Allah yürü gel eve çabuk. Geliyor işte eve. Ayrıca eve gelirsen sana istediğini alacağım. Söz veriyorum. Tabii bir de sünnet olursan. Ne? İstediğimi mi alacaksın? Bilemedim ki şimdi. Evet evladım istediğini alacağım işte. Dile benden ne dilersen. İstediğin ne varsa alacağım. Bir araba istersem onu da mı alacaksın babacığım? Evet evladım alacağım ya alacağım. Yeter ki gel sünnet ol. Tamam o zaman babacığım geliyorum. Oley be oley arabam olacak. Bir de şey babacığım beni kucağında taşısan olur mu ya? Camdan atlayınca ayağım burkuldu da yürüyemiyorum. Hey Allah'ım ya taşırım taşırım. Bir de gelmiş burada ormanda tek başına yaşayacağım diyor. Ne ormanı babacığım ya? İki adım attım buraya geldim zaten. Şuraya baksana. Şehirden iki adım ilerideyim sadece. Ne ormanı? Anca buraya gelebildim. Daha fazla gidemedim. Bacağım çok ağrıyordu. Ah benim eşek kafalı oğlum. Ah senle ne yapacağım bilmiyorum vallahi ben. Çok sağ ol babacığım ya. Sen dünyanın en iyi babasısın. İşte Arda'yı da getirdim. Babacığım bu ne ya? Sünneti burada mı olacağız? He mis gibi işte. Açık havada sünnet olacaksın. Daha ne istiyorsun? Baba öyle saçmalık mı olur? Evde veya hastanede olsaydım ya. Niye açık havada oluyoruz? Arda kardeşim ben de öyle dedim ama dinletemedim. Dinlemiyorlar bizi ya. Babacım bak çaktırma ama Elif de burada Zeynep de burada. Allah Allah böyle şey mi olur rezil edeceksin bizi. Bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Allah Allah küçüksünüz siz daha utanmayın. Of ya of çok heyecanlıyım. Kesin bir kötülük olacak burada ama hadi neyse. Ben de oğlum ya ben de böyle sünnet mi olur çok saçma bu ya. Evet oğlum ya keşke kabul etmeseydim o arabayı ya. Sana da mı araba alacağız dediler. Evet evet sünnet olur olmaz getireceklermiş hediyelerimize. Ben de sırf o yüzden geldim zaten. Aynen aynen kanka ya. Araba olmasa hayatta gelmezdim yani. Ormanda yaşardım. Aynen kanka ben de banyoda yaşardım. Banyo mu? O ne alaka be manyak. Boşver oğlum boşver sonra anlatırım. Evet çocuklar hazır mı bakalım? İşte sünnetçi de geldi. Hadi bakalım oğlum. İlk sen ol. Hadi aslanım. Hayır Rüzgar hayır. İlk sen ol. Hadi oğlum hadi. İlk sen kestir. Baba bu ne? Sünnetçi diye kasap mı çağırdınız? Adam testereyle gelmiş oğlum. Kesecek bizi. Hadi oğlum hadi korkmayın. Allah Allah. Evet oğlum korkma. En cesaretli sen ol. Allah Allah. Biz bu fakir ailesinden daha cesaretliyiz. Hadi. Hadi oradan pis cellos seni. Bak şimdi benim oğluma nasıl kestirecek. Daha cesaretli. Korkmayın gençler ya. Kökünden kesivereceğim. Ne? Kökünden mi keseceksin? Manyak mısın sen ya? Baba bize acıcık demişlerdi. Kökünden dememişlerdi. Şaka yaptım ya şaka. Gülün diye. Allah Allah. Ucundan keseceğim zaten. Acıcık.
Ya abi manyak mısın? Niye testereyle geldin o zaman? Allah Allah. Sana ne kardeşim, benim tarzım bu. Ben testereyle kesmeyi seviyorum. Testereyle geldim. Abi böyle tarz mı olur Allah aşkına? Kurbanlık dana mı kesiyorsun? Çocuk mu sünnet ediyorsun? Korkmayın evladım, korkmayın. Ben bu işin profesyoneliyim. Ben bu işi tamı tamına 3 gündür yapıyorum zaten. Ne? 3 gün mü? Bu nasıl profesyonellik ya? Ben de böyle bir 30 yıldır falan yapıyorsun sanmıştım. Harbiden abi 3 günde nasıl profesyonel oldun ya? Ne var ya, Allah Allah, hemen öğrendim. Çok kolay işmiş. 3 günde öğrendim, profesyonel oldum, size ne? Hayır daha ne oldu? Korkuyor musunuz yoksa? Evet ya, korkuyor galiba bunlar. Elif ne bu böyle ya? Yok canım, ne korkması ya? Aa, korktuğum falan yok benim. Ben kestireceğim sünnetçi amca, kes beni. Hayır ya hayır, ben daha cesaretliyim. Önce ben geleceğim. Heh şöyle be, aslanlarım benim, aslanlarım. 2 dakikada gaza geldi enayiler. Elif, Zeynep çıkışta bekleyin. Rüzgar'la beraber size arabalarımızla gezdireceğiz. Aynen aynen, artık ikimizin de arabası olacak. Vay be harika, bekliyoruz o zaman. Oo mis gibi, araba hediyeleri olacakmış, çok güzel. Evet gençler, hazırsınız değil mi? Evet evet hazırız, hadi bitsin artık bu iş. Tamamdır, hadi bismillah. Hadi hayırlı olsun, bitmiştir bu iş. Bu kadar mıydı ya, Allah Allah, hiç acımadı. Evet ya, boşuna korkmuşuz kanka ya, Allah Allah. Bedavadan arabamız olacak şimdi. Babacım arabam nerede? Harbiden baba ya, arabalarımızı getirin. Hadi hediyelerimizi istiyoruz biz artık. Doğru doğru, sizin araba hediyeleriniz vardı bir de değil mi? Verelim bakalım arabalarını, hadi fakir. Evet alın bakalım, arabalarınız burada. Aynen öyle evladım, hadi hayırlı olsun. Arabalarınız hayırlı olsun. Baba dalga geçiyorsun değil mi? Oyuncak bu araba. Biz gerçek araba istemiştik baba, dalga geçiyorsunuz değil mi? Evladım sen bana gerçek araba istiyorum demedin ki. Araba istiyorum dedin, ben de aldım işte. Aynen evladım, siz gerçek demediniz ki, araba dediniz. Of ya of, dolandırıldık resmen, bu ne böyle ya? Harbiden ya, dolandırdılar, kandırdılar bize. Kandırıldık Rüzgar, kandırıldık. Gitti araba gitti, benim hayallerim vardı. Arabayla düt 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 yapacaktım. Ben de vuu tu 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 yapacaktım ya, of ya of. Yapacak bir şey yok evladım, o da ileride artık, ehliyet alın öyle. Aynen öyle evladım, daha ehliyetiniz yok, zibidiler. Allah Allah, gelmiş bir de araba istiyorlar. Of ya of, kandırıldık. Evet çocuklar, bildiğiniz gibi dün hepinize ödev vermiştim. Ödevler yapıldı mı bakalım, kontrol edeceğim şimdi. Ay evet öğretmenim, ödevimi yaptım. Bakın kontrol edin hadi. Ayen öğretmenim, ben de ödevimi yaptım. Kontrol edebilirsiniz. Eyvah, ben ödevimi yapamadım ya. Ne yapacağım şimdi? Ödevimi evde unutmuşum. Ula öğretmenim, ben ödevimi yaptım. Kopya çektim ama olsun öğretmenim ya. Evet çocuklar, sabırsızlanmayın. Sırayla kontrol edeceğim zaten. Arkadaşlar bir dakika. Şu an da videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Eyvah ya, ben de ödevimi unuttum. Evde unutmuşum. Ne yapacağız şimdi? Neyse, ben zenginim nasıl olsa, bana kızmaz hoca. Evet sersemler, ödevini yapmayanlar beni uğraştırmasın. Şimdiden kendileri tahtaya çıksın bakalım. Of ya of, neyse çıkacağız artık tahtaya, ne yapalım? Neyse ya, yapacak bir şey yok. Tahtaya çıkalım artık. Vay vay vay. Demek siz sersemveler ödevinizi yapmadınız öyle mi? Öğretmenim çok özür dilerim, çok pişmanım. Lütfen kızmayın bana öğretmenim, yarın getiririm ödevimi. Seni hergele seni, ödevini neden yapmadın evladım, söyle bakalım. Öğretmenim biz biraz fakiriz de, yani babamın hiç parası yok. Dün gece elektrikler kesildi evimizde, faturayı ödemedik. O yüzden de yapamadım karanlıkta. Seni sersem hergele, sana 0 puan veriyorum tamam mı sersem çocuk? Of öğretmenim ya. Of ya. Rüzgar evladım, sen neden yapmadın ödevini? Ya öğretmenim, eve gidip tüm gün bilgisayar oynadım. Vallahi unutmuşum ya, ne yapayım? Şöyle bir bakalım. Vay vay vay, şu gözlüklere, şu ayakkabılara bak. Sen çok güzel giyinmişsin. Zenginsin galiba. Sen zengin misin? Senin baban ne iş yapıyor bakalım? Ayıpsınız öğretmenim. Zenginim tabii. Benim babamın bankası var. Bankada sınırsız paramız var bizim. Vay vay vay. Demek zenginsiniz. O zaman seni bu seferlik affediyorum ve 100 puan veriyorum. Geç bakalım yerine canım evladım. Yaşasın be. Ödevimi yapmadım. 100 puan aldım. İşte bu. Sağ olun öğretmenim. Geriye sadece bu sersem kaldı. Sonra
bana bir bakalım. Vay vay vay, şu kıyafetlere bak. Yırtık pırtık. Ayakkabıları da çok eski. Sen fakir olmalısın. Senin baban ne iş yapıyor bakalım? Fakir misiniz siz? Evet öğretmenim. Benim babam çalışmıyor. Fakiriz biz. Hiç paramız yok bizim. Fakir öğrencilerden nefret ederim. Sana 0 puan veriyorum. Geç yerine. Ama öğretmenim, haksızlık bu. Rüzgar da ödevini unutmuş. Ona kızmadınız. 100 puan verdiniz. Bana 0 veriyorsunuz ya. Evladım, o zengin, sen fakirsin. Fakirler 0 almaya mahkumdur. Of ya, bıktım artık, bıktım. Fakir olduğum için herkes beni eziyor. Neyse çocuklar, dersimizin de sonuna geldik. Zaten zil çalacak. Çıkabilirsiniz teneffüse. Hadi bakalım. Oley be, zenginlik çok güzel bir şey. Sürekli kızlarla takılıyorum. Sağımda kız var, solumda kız var. Tüm kızlar bana hasta. Vay be, şuraya bak. Rüzgar zengin olduğu için tüm kızlar onun yanında. Benim yanımda bir tane bile kız yok. Kızı geçtim, erkek bile yok. Oğlum, kızlar senin gibi fakirlerden hoşlanmazlar. Benim gibi zenginlerden hoşlanırlar. Ay evet, ben Rüzgar'ı çok seviyorum. Çünkü o çok zengin, çok parası var. Ay evet, çok zengin. Ay şey, çok yakışıklı demek istemiştim. Hadi be oradan, yakışıklı olduğunu sanıyorsun. Ama tüm kızlar paran için senin yanında, zengin olduğun için. Evet Arda, bu doğru. Ben çok zenginim. Şu paralara baksana. Hayatında bu kadar para görmemişsindir sen. Neyse kızlar, gelin size kantinden bir şeyler alayım. Evet çocuklar, hoş geldiniz bakalım. Ne istiyorsunuz? Vallahi abi, bize 5 tane çikolata, 6 tane dondurma, 2 tane kola, 3 tane pasta, 7 tane çubuk kraker verebilir misin? Vay canına, bu kadar şeyi ne yapacaksın? Zengin olmalısınız. Evet evet, çok zenginim. Hatta yanına 4 tane de çikolatalık krep ekle. Aman yarabbi ya, çocuk marketteki her şeyi satın alıyor. Ay evet Rüzgar, çok bonkörsün. İşte çocuklar, tüm siparişlerinizi hazırladım. Bu da dondurmanız. Alın bakalım, afiyet olsun. Teşekkürler, buyurun, paranız üstü kalsın. Vay be, ne zengin çocuklar var ya. Şuna bak ya, Rüzgar kantinden bir sürü şey aldı. Benim de canım çekti. En iyisi ben de gidip bir şeyler alayım. Abi kolay gelsin. Ben çok acıktım da kantinden yiyecek bir şeyler alacaktım. Demek yiyecek bir şey alacaksın. Kaç param var bakalım ufaklık? Şey abi, benim sadece 3 liram var. 3 lira mı? 3 liraya sadece bir tane sakız alabilirsin. Ne? 3 liraya sadece bir tane sakız mı? Of ya, of. Neyse alayım o zaman. Ulan Allah'ın fakiri, bir tane sakıza mı paran yetti sadece? Of Rüzgar ya, ne yapayım? Herkes senin gibi zengin doğmuyor işte böyle. Biz de fakir olduk. Ay yazık, çocuğun sadece parası sakıza yetiyormuş, yazık. Evet, çok acıdım sana. Aynen öyle, ben de çok üzüldüm. Sana para verirdim ama çöpe atacak param yok benim. Siz dalga geçin bakalım benimle. Ama göreceksiniz, ben büyüyünce o kadar zengin olacağım ki hepinizi satın alacağım. Aynen canım, aynen. Sen büyüyünce kesin çöpçü olursan. Ay evet Rüzgar, çok doğru söyledin. Büyüyünce kesin çöpçü olur. Göreceğiniz oğlum siz, göreceğiniz. Hatta büyümeme bile gerek yok. Şimdi bile zengin olabilirim istesem. Aynen kanka, aynen. Kesin zengin olursun ya. Bak zengin oldun şimdi. Görürsünüz siz. Siz benimle dalga geçtiniz ya. Ben şimdi çok zengin olacağım. Siz de çok fakir olacaksınız. Görürsünüz. Aynen canım, aynen. Hadi yallah, anca gidersin lan. Pis at arabası. Göstereceğim ben onlara. İntikamımı alacağım onlardan. Ben niye fakirim? Niye fakirim ben? Bıktım artık. Bıktım fakirlikten ya. Herkes dalga geçiyor. Arda, dur bakalım. Neden ağlıyorsun sen? Arif abi, herkes benimle dalga geçiyor. Bir tane bile arkadaşım yok. Sürekli fakir olduğum için eziyorlar beni. Demek öyle. Kim dalga geçiyor seninle? Söyle bakalım. Kim olacak? O zengin züppesi Rüzgar. Parasıyla sürekli hava atıyor. Beni eziyor. Size güzel bir büyü yapacağım. Seni çok zengin yapacağım. Rüzgar'ı da çok fakir. Nasıl yani? Gerçekten mi? Çok zengin mi olacağım? Rüzgar da fakir olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hoku. Fokus. Ne oldu bana ya? Bu kıyafetler, bu ayakkabılar. Arif abi, çok zengin oldum. Aynen öyle. Rüzgar'ı da fakir yapacağım. Hadi bakalım, intikamını al onlardan. Vay be, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Arif abi. Şimdi gidip o Rüzgar'la dalga geçeceğim ben. Görecek o gününü. Ay Rüzgar, gerçekten de çok yakışıklı ve çok zenginsin. Seni çok seviyorum. Evet Rüzgar, ben de sana bayılıyorum. Sağ olun kızlar, sağ olun ya. Ay ne oluyor? Ne oldu sana böyle Rüzgar? Çok iğrenç görünüyorsun. He, ne olacak bana kızlar ya? Her zamanki benim işte. Ay bu ne böyle? Birden fakir oldu mu? Üstü başı kıyafetleri çok kötü.
Harbiden ne oldu bana birden böyle ya? Üstüm başım tüm param gitmiş, ne oluyor? Rüzgar ne oldu oğlum, birden fakirleşmişsin? Ay Arda, ne kadar yakışıklı görünüyorsun. Evet Arda, aşık oldum sana resmen. Kızlar bırakın şu fakiri ya, gelin siz benim yanıma, ne yapıyorsunuz orada, gelin gelin. Kızlar durun gitmeyin, ne oluyor bana ya, birden fakir oldum. Sana ne oldu asıl, zengin olmuşsun. Oğlum gülme, komşuna gelir başına. Bak ben çok zengin oldum, sen de çok fakir oldun. Ama bu nasıl olur? Arda kardeşim, yeminime çok zengin görünüyorsun ya, helal olsun sana ya. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Evet biraz zenginimdir. Kardeşim zenginliğin hey istediği oluyor diyor İlay, doğru mu? Hadi be oradan, öyle şey mi? Evet evet doğru arkadaşlar, ben zenginim, her istediğim olur benim. Ula oğlum, madem her istediğin oluyor, o zaman bir tane araba iste de bakalım olacak mı olmayacak mı oğlum. Tamamdır, şöyle güzel kırmızı bir yarış arabası istiyorum. İşte yarış arabam burada, gördünüz mü, her istediğim oluyor benim. Vay cayı ya, gerçekten de kırmızı yarış arabası. Ay Arda, bir çanta dolusu para iste bakalım olacak mı. Tamamdır, şöyle bir çanta dolusu para olsa ne güzel olurdu ya. Aa bu da ne? Bir çanta dolusu para. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim her istediğim oluyor. Ula oğlum, harbiden de her istediği oluyor ya. Ya arkadaşlar inanmayın böyle şeylere, her istediği olmaz ya. O zaman sıkıysa bir tane helikopter istesin de görelim. Tamam, şöyle güzelinden bir helikopter olsa da uçup gitsem buradan. Vay ula oğlum, harbiden de helikopter geldi oğlum ya. Arkadaşlar ben size söylemiştim, benim her istediğim olur yani. Arkadaşlar siz zengin olsanız ilk önce ne isterdiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kardeşim ben oysam bir tane savaş uçağı isteyeyim kardeşim. Savaş uçağı mı? Tamam o zaman sana şöyle güzelinden bir F-16 isteyelim olur mu? Hop işte F-16 burada. Bakın ben arkadaşlar savaş uçağı kullanıyorum. Nasıl ya, nasıl olur? Büyü müsün sen, büyü mü yapıyorsun? Arkadaşlar ne demişler? Zengin sen olur her şey yani. Parayı veren düdüğü çalar demişler. Bunların hepsini ben yapıyorum. Hadi bakalım daha fazla şey iste. Arkadaşlar başka ne istersiniz söyleyin bakalım, nasıl olsa ben zengin. Ne istersiniz bakalım, nasıl olsa ben zenginim, her istediğim oluyor benim. Ula oğlum, benim için şöyle güzelinden bir motosiklet söyler misin ya, ne olur kardeşim ya. Demek motosiklet istiyorsun öyle mi, ayıpsın ya, hemen söyleyelim. Şöyle rengin olsun, mavi, kırmızı olsun, kırmızı motor istiyorum. Vay ula oğlum, harbiden de kırmızı motosiklet ya, hem de çok güzel ya. Bu kadar yeter galiba arkadaşlar değil mi, başka bir şey isteyen yoksa ben gidiyorum. Arda kardeşim son olarak beni zengin yapar mısın? Lütfen, ben bu fakir halimi hiç sevmedim. Demek seni zengin yapmamı istiyorsun öyle mi? Hadi lan oradan. Oo şöyle rüzgar, keşke eşek olsaydı. Arda ne yaptın oğlum? Neden eşeğe dönüştürdün beni? Hayır, eski halime geri getir çabuk. Gördünüz mü arkadaşlar, rüzgarı eşeğe dönüştürdüm. Ay evet çok komik. Ula oğlum harbiden de eşek oldun oğlum ya.